45 dakika oldu. Çok kan kaybetmiştir. Bu acıyı havuzu tüketir. Neden Abbas? Kim bu İbrahim? Ah. Çok önceden halletmemiz gereken bir hesaptı. Amca, bu herif babamı senin öldürttüğünü söylüyor. Söyledikleri doğru mu amca? Amca, söyledikleri doğru mu? Amca, neden? Amca, neden? Neden? Ne oldu Abbas? İntikamımızı almak için güçlü olmamız lazım. Sen de mi çok sevdin Duygu'yu? Çok sevdim bebeği. Abi, cesedi ne yapalım? Anasının elinden yemek yemişliğim var. Gömün. Nereye? Kimsesizler mezarlığına gömün. Yavuz'da kalan ömrünü af dilemek için yeğeninin mezarını arayarak geçirsin. Çakal sürüsü. Sonra da yaşatacağım lan sizi. Eyvallah İbrahim abi. Bombalı kamyon nerede? Kamyon nerede lan? Ulan oğlum, bunu sana söylemem mantıklı mı? Bunu söylersen beni öldürürsünüz. Olur mu aslan parçası ya? Sana soracağımız çok şey vardı. Sen söyle, ben seni yaşatırım. Müsteşar Bey buraya gelmeden benden hiçbir şey öğrenemeyeceksiniz. Oldu lan. Başka isteğin var mı? Bombanın cinsi neymiş? Tespit edebildiniz mi? İçeride variller, kimyasal bidonları falan var. Büyük ihtimalle C4'te güçlendirilmiş kimyasal. Fazıl'dan bir şey öğrenebildiniz mi? Oğuz da Tekin içeride sorguluyor. Fazıl, yanlış anlama. Ben seni 72 saat bıkmadan, usanmadan döverim de vaktimiz yok.
Köşer Bey. Ya size konuşurum ya hiç kimseye konuşmam. Ne istiyorsun? Konuş. Yaşama garantisi istiyorum. Bu ikisinin beni öldürmeyeceğine dair söz verin. Bomba patlamadan eylemi engelleyebilirsek bir daha yüzünü bile görmeyecekler. Tartışacak zaman yok beyler. Siz dışarıda bekleyin. Müsteşar Bey'le anlaşmak için 3 dakikam var. 3 dakika içinde Müsteşar Bey dışarı çıkıp bana kamyonun yerini söylemezse eğer... ...senin kafanı kopartırım. Buna da kimse engel olamaz. Peki, özle beni. Seni dinliyorum. Beni buradan istihbarata götürün. Yurt dışında iyi bir hayat garantisi verin. Ben de bildiğim her şeyi size anlatayım. Şansını zorlama Fazıl. Siz şansınızı zorlamayın. O bomba İstanbul'un göbeğinde patlarsa... ...bu işin haber olmasına siz bile engel olamazsınız. İstihbarattan istediklerimi aldıktan sonra... ...bildiğim her şeyi size anlatırım. İstediklerini alacaksın. Bomba nerede patlayacak? Konuş. Beykoz pazarında. Ne zaman? Çok fazla zamanımız kaldığını hiç sanmıyorum. Uç Tayfun, uç! Beykoz pazarı. Pazar yerine araç girişini hemen kapatın. Tahliye edin. Bunu temizlememiz lazım. Önce İbrahim üzerim. Önce İbrahim. İbrahim'i temizlemeden kimse bu yaraya el sürmeyecek. Duygun'un arabasını durduran ekip bu. Birkaç ölü adam dayı. İbrahim orada mı Serdar? Değil dayı. İstihbarattaki arkadaşlara söyle Abbas. Yavuz Aslan Fazıl'ı almaya geliyor. Canımdan korkan, canımızdan korkan Gürkan'la aramızda kalmak istemeyen kim varsa söyle binayı terk etsin. Eyvallah dayı. Yavuz, tamam biliyorum. Acın çok büyük. Ama istihbarat binasını basamazsın. Yavuz seni yaşatmazlar. Yavuz yalvarırım. Biz sensiz nefes alamayız. Oğuz neredesin?
Çok kan kaybetmiş. İçeride de önemli hasar var. Kolon rezeksiyonu yaptık. Ama durumu şimdi stabil. Yoğun bakım alacağız. Teşekkürler Seda. Zeynep nasıl oldu? Niye saldırmışlar Çetin'e? Hırsız mı? Yok öyle bir şey değil. Bir kaza oldu. Ne kazası Zeynep? Böyle kaza mı olur? Zeynep niye susuyorsun? Bir hekim olarak polise haber verme mecburiyetim var. Bunu en iyi sen biliyorsun. Haber verilecek bir şey yok Seda. Kaza oldu dedim ya. Madem kaza oldu niye çekiniyorsun? Seda, Ceren kayıp. Ne demek kayıp? Zeynep yoksa sen mi yaptın? Bak, kızım bulunana kadar polisle falan uğraşamam, duydun mu beni? Bunu benden isteyemezsin. Çetin eninde sonunda uyanacak. Benim de başımı yakacaksın. Seda, ben senden fazla bir şey istemiyorum ki. Bir saat. Bana bir saat zaman ver. Bir saat sonra kime istiyorsan ona haber verebilirsin. Efendim? Zeynep Hanım siz misiniz? Ayşe neredesin? Sen saatlerdir seni arıyorum. Telefonu kapalı. Çetin Bey öyle söyledi. Bana yeni bir tane hat verdi. Peşinde birilerinin olduğunu, Ceren'in ve sizin tehlikede olduğunuzu, kendisinden başka kimseyle görüşmememizi söyledi. Ceren senin yanında mı? Evet, Çetin Bey bizi bir çiftlik evine gönderdi. Tamam, şimdi sen bana adresi mesaj at. Ben hemen geliyorum oraya. Peki Zeynep Hanım. Ceren mi? Bulundu mu? Evet, bulundu. Şimdi kime haber vermek istiyorsan ona haber ver. Süleyman, bu psikopat Çetin yine ölmedi. Ölmüyor bu adam. Ne yapacağız bunu? Bırak şimdi Çetin'i. Burada işler karışık. Gel buraya. Tamam, geliyorum. Nereden geliyorsun? Pazara mal getirdim. Evraklarında bir eksik var mı? Yok. Var mı bir şeyler? Aradığımız araç içeride değil. Bütün kamyonetler arandı. Abi, polis pazar yerine barikat kurmuş. Haritayı çıkar. Çevir kamyonu, çevir yoluna çık. Sana yeni hedef vereceğim. Buyurun efendim. Çevre yoluna çıktıktan sonra ilk kavşaktan gir. 3 kilometre mesafede büyük bir alışveriş merkezi var. Kalabalığın içine sür kamyonu. Sen kendini ara onu. Gazla, gazla, gazla! Kare alanda bir kışla var. Mesafe ne kadar? 10 kilometre. Daha yakında?
küçük bir karakol. Bizi kalabalık bir yere çekmeye çalışıyor. Alışveriş merkezi. Konuş. Tayfun, bu işi çevre yolunda çözmemiz lazım. Adam bizi alışveriş merkezine götürüyor. Kapat, yolu kestiriyorum. Tekin, önüne geç, yavaşlat şunu. Alo, çevre yolunu iki yönden kesin. Kes biraz Tekin. Atış şansım var. Riske atmıyorum. Hissetmemiştim. Güvende kalmaya devam etmek istiyorsan konuşmaya başla. Tamam. Ama yurt dışına çıktıktan sonra. Sen bunu fragman gibi düşün. Evet. Anlatacağım filme bize biraz öv ki seni güzel bir ülkeye gönderelim. Peki. Sizin yüzünüzden iki ezeli düşman beraber flört etmeye başladı. Kazım Süleyman'la Amerikalı general genel seçime kadar çözüm sürecini bitirmeye karar verdiler. Abi, bu işin neresinde? Tam da ortasında. Elinde makas, nişan kurdelesini kesiyor. İbrahim 8 yıldır Rusya'da cezaevinde yatıyordu. Onu çıkartıp piyasaya süren kim? Aman Müsteşar Bey. Aman diyeyim. Sakın İbrahim'e bulaşmayın. Siz yeni dönemsiniz. İbrahim'i tanımazsanız, hatta onun yoluna çıkmazsanız Yavuz Aslan gibi bir efsane de ortada kalmaz. İbrahim'in Türkiye'ye geleceği varsa göreceği de var. Sen bana akıl vereceğine sorduğum soruya cevap ver koçum. İbrahim'in arkasındaki güç kim? Abi ve general. Bunlar Rusya ile pazarlık yapıp İbrahim'i çıkarttılar. Abi, kim? Ama Müsteşar Bey, siz bana fragman dediniz. Ben size bölümün neredeyse tamamını anlattım. E şimdi finale doğru yaklaştık. Tam da burada kesiyorum. Müsteşar Bey, fazla cimrilik yapmayın olur mu?
O küçük jetler biraz fazla sallıyor. Büyük, güzel bir uçak ayarlayayım. De. Bir de ikram güzel olursa Seyşellere iner inmez bildiğim her şeyi anlatacağım. Merak etme. Seni birinci sınıfa uçuracağız. Şartlarını kabul edecek misin? Bütün söyleyecekleri bunlardan ibaret. İbrahim'le Kazım Süleyman'a dair söyledikleri sana yetti mi yani? Abi dediklerinin kim olduğunu söylerse onu dünyanın hiçbir yerinde yaşatmayacaklar. Bunu çok iyi biliyor. O yüzden konuşmayacak. Şu anda Oğuz'la Tekin'den farklı düşündüğünü sanmıyorum. Sen Fazıl'a şahsi kin yürüyorsun. Öldürmekle bu olayı kapatmak istiyorsun. Her bilgi verene, her satılmışa pazarlık yapıp yaşama garantisi vereceksek biz yanmışız Bökten. Kurumun itibarı ne olacak? Fazıl normal bir istihbaratçı değil. Söyleyecekleri hem Yeşil Gladyo'ya hem Yavuz Aslan'a darbe vurmak için elimize büyük koz verecek. Yavuz Aslan efsanesini bitirecek kadar. Yavuz Aslan'ın kan kaybetmesi bizim de kan kaybetmemiz demek. İki tarafla birden savaşma şansımız yok diyen sen değil miydin? Ben kararımı verdim. Bundan sonra Yavuz benim ve de kurumun müttefikidir. Duygusal davranıyorsun. Yeğeninin başına gelenler yüzünden Yavuz'la empati kuruyorsun. Vicdanı olan herkes kadar. Öptem. Aç bakalım şurayı aslan parçası. Efendim teyit almam lazım. Teyit. Kullanmak zorunda bırakmayın. Ben sizi hiç zor durumda bırakır mıyım aslan parçası? Bana kendinizi harcatmayın. Gürkan Bey'e haber verin. Ne oluyor Salim? Yavuz Aslan kurumu basabileceğini düşünmek gibi bir gaflette bulunmuş. Alacağım. O haini korumak için kendinizi çiğnetecekseniz karşımda dikilin. Thank you.
İndirin oğlum silahları. İndirin silahları dedim. Başın sağ olsun. Yavuz Aslan. Kurumun itibarını her şeyin üstünde tutan, yıllarını bu kuruma vermiş biri olarak bu yaptığın sana yakışıyor mu? Neyin yakışıp yakışmayacağı artık umurumda bile değil. Boşaltın burayı. Ama benim umurumda. Acını anlıyorum. Böyle davranmana müsaade edemem. İntikam almak için kimseden müsaade alacak değilim. Bunun bedeli de neyse ödemeye hazırım. Biz Fazıl'ı sorguluyoruz. Gerekli bilgileri de seninle paylaşacağız. Ben o odaya gireceğim. O itten istediğim bilgileri alacağım. Ne pahasına olursa olsun. Göreve geldiğinizden beri sizden hiçbir şey istemedim. Bu hariç. Ne oldu? Uçak hazır mı? Hazır hazır. Biletini kestik. Seni Türkiye'nin en iyi pilotuyla göndereceğim. Heh. Güzel. Ama sana daha çok üzüldüm. Hayatın boyunca bu acıyla nasıl yaşayacaksın hiç bilmiyorum. Bu hayata tek varlığım benim Duygu'ydu. Ben ölsem bile geride sen vardın. Abbas vardı. Serdar vardı. Ona bir şey olmazdı. Size güveniyordum. Sadece ben değil. Duygu da size güveniyordu. Duygu'yu sen öldürdün. Abiyi küçümsedin. Sen nasıl ki kendi davan için hiçbir şey yapmaktan çekinmezsen, abi de çekinmedi. Beni öldürseydiniz. Sen ne zaman böyle bir adam oldun Yavuz Aslan? Ha? Aa! Görüyorum ki Duygu'nun acısını bahane edip hala kendi çizilen raconunun peşindesin sen. Benim artık tek bir derdim var. Bana bu acıyı yaşatanların teker teker ölümlerini izlemek. Beni öldürmek Duygu'nun acısını dindirmeyecek. Şerefsiz nerede? Bana İbrahim'in yerini söyleyeceksin. Sonra gebereceksin Fazıl. Bak, bak. Bana sorarsan İbrahim'in peşini bırak. Sen ne yap biliyor musun Yavuz Aslan? İbrahim'in seni ve sevdiklerini bulamayacağı bir yere kaç.
Hazal. İnsan ölümle yüzleşince tuhaf bir cesaret geliyor. Ama sana düşündüğümden fazlası gelmiş. Ölmeye hiç niyetim yok Yavuz Aslan. Beni buradan çıkar. İbrahim'e beraber giderim. Senin buradan yalnız ölüm çıkar Fazıl. Nasıl olsa beni öldüreceksin. En fazla ne kadar acı çektirebilirsin? Ölmeden önce 5 dakika. 5 dakika sana öyle bir acı çektireceğim ki... bana ölmek için yalvaracaksın Fazıl. Benden hiçbir şey öğrenemeyeceksin Yavuz Aslan. Doğru. Sen zaten ne biliyorsun ki Fazıl? Söyle. Abbas, İbrahim'i buldum. Serdar, sen büyük adamsın oğlum be. Vallahi büyük adamsın be. Tamam, nerede? Kavacık'ta bir gökdelende. Eyvallah. Öldür beni Yavuz! Öldür beni! Bu yalvarma tonu değil Fazıl. Bu yalvarma tonu değil. Öldür beni! Öldür! Yalvarırım, öldür! Dayı, İbrahim'in yerini tespit ettik. Ne şanslı adamsın be Fazıl. Ne şanslı adamsın. Kemerle çıkar. Efendim, Fazıl kendini astı. İstihbaratta mı oldu kendini astı? Kaldırın Süleyman! Kurum adına bir taziye mesajı yayınlayın. Fazla dokunaklı olmasın. Kekai Zaki. Hoş geldiniz. Abiniz artık böyle yaşatacak sizi. İstanbul bizim. İrina, ver coşkuyu güzelim. He. Nasılsın? Nasıl geçti günüm? Dile beyim, senden uzakta olduğum için kötü geçti tabii. Yavuz Aslan şimdi her yerde bizi arıyordu. Arasın. Rusların eline düştüğümde mapushaneden kurtulmak için ben onu çok aradım, ulaşmaya çalıştım. Biraz da o bizi arasın bakalım. Hadi canım, dans yapalım. Ben o yeni danslardan pek anlamam. Sana odada tango yaptırsam biraz matryoşka. Olabilir, gidelim. Hadi, çabuk çabuk. Çok şükür bugün de ölmedik ha. Ya birader, şurada çorba morba içelim. Benim karnım çok acıktı. Bu arada ben seni hiçbir şey yerken görmüyorum ya. Sen kurşun mu yiyorsun, mermi mi yutuyorsun, ne yapıyorsun? Biz özel kuvvetleriz. 7 gün yemek yemeden de yaşayabiliyoruz. Ya oruç tutun da bari Allah katında sevaba girin. Sen de Kazım Süleyman gibisin ha. Kendini oruç tutmuyorsun, millete mi tutturacaksın?
Herif zaten öyle aklı Sure'yi Kerbela'ya çevirmiş. Ya yetmemiş, şimdi İstanbul'u dağıtmaya gelmiş. Arkadaş, bizim de zaten hiç düşmanımız yoktu. Bir de bu eklendi şimdi. Kim ya Kazım Süleyman? En güçlü istihbaratçılarından biri. Orta Doğu'da nerede bir örgüt, terörist, organizasyon varsa muhakkak onun bağı vardır. Oho, biz bu kamyonlardan çok arayacağız o zaman. Eğer Kazım'ı bulamazsak evet. Durum çok ciddi. İstihbaratın bir an önce bu adamla ilgili bilgi alması lazım. Zeynep, iyi misin? Bir şey mi oldu? Oğuz, ben hiç iyi değilim. Hiç iyi şeyler olmadı. Neredesin? Söyle, geleyim yanına. Ceren'le birlikte çiftlik evindeyim. Yalnız çok dikkatli ol. Bizi kimsenin bulmaması lazım. Ne diyorsun Zeynep? Ne oldu? Söylesene. Oğuz, telefonda anlatamam. Çabuk gel. Tamam, hemen geliyorum yanına. Beyefendi, nereye gidiyorsunuz? Kusura bakmayın, tanıyamadım. Hadi hızlan kardeşim, hızlan! Abbas abi, yemin ederim Rambo gibi oldu. Rambo kim lan? Benim yanımda Rambo kim oğlum? İhtiyar adamla beni kıyaslıyorsun. Bıyıkları bile yok. Kadayıf oğlum o, kadayıf! Ya kardeşim, hadi hızlan biraz, hızlan! Dayı içeri girdi. Ya adamı öldürtecek misin kardeşim? Hadi hızlan! Yaklaşamam. Yaklaşsana kardeşim. Bu kadar yaklaşabilirim. Bundan sonrası için riskli. Silah doğru, silah, silah. Öldüreceksin hepimizi. Yaklaşmazsan seni öldüreceğim, hadi. Ne oluyor lan? İbrahim burada yok.
İbrahim nerede? Bilmiyorum. Abbas aşağı bunu. Hemen dayı. Al şunu. Tut. İbrahim nerede? Bilmiyorum. Yarım saat önce çıktı. İbrahim nerede? Fazla uğraşmana gerek yok. O zaten seni bulur. Bak, cezaevinden zaten yeni çıkmışsın. Ben neden hapis attığımı unutmadım. İbrahim denen o herif psikopatın teki. Sen de biliyorsun bunu. Bugün olmasa bile yarın zaten ben kafasına sıkacağım herifin. İbrahim'in nerede olduğunu söyle. Krallar gibi yaşatayım seni. Aç. Benim burada olduğumu belli etme. Sakın bir hata yapma. Ramço. Keyifler nasıl oğlum? Sayende keyifler iyi abi. Ramço. O gözlerindeki yabancı kim lan? Anlamadım abi. Yavuz mu o? Yavuz. Yavuz. İbrahim. Ben seni Çeçenistan'a gönderdiğim zaman yürekli adamdın. Böyle sıçan gibi kaçmazdın. Ayıp oluyor ama Yavuz. Biz racon biliriz. Buraya mekanına sana taziyeye geldik. Zerrin Hanım karşıladı. Sağ olsun, ilgileniyor bizim. Az bekle, geleyim ben oraya. Derdin neyse benle çöz İbrahim. Yok, sıkıldım. Hem kadına ne konuşacağım lan? Burada erkek de kalmadı zaten. Gideceğim, fazla kalmayacağım. Ha. Zerrin Hanım'la sohbet edeyim biraz. Bu kadınlar sende ne buluyorlar onu anlayayım. Ondan sonra gideyim. Ne yaptılar İbrahim sana Rusya'da? Cezaevinde çok mu taktılar? Böyle erkekliğini yitirmişsin. Eskiden böyle kadınla kızla uğraşmazdın. Erkek adam gibi böyle çıkar hasmınla uğraşırdın. Beni Ruslara satarken senin erkekliğin neredeydi? Bak Zerrin Hanım şaşırdı bu işe. Sen bizim hikayemizi bilmiyor muydun Zerrin Hanım? Sen bu kadınları hep yalanlarla tavlıyorsun galiba. İbrahim. Koş Yavuz, koş. Buz benim kalbim gibi değil ki. Senin kalbin gibi. Güzel bir kadın görünce erimeye başladı. Helikopter Abbas. Serdar, sık Serdar. Serdar. En iyi adamları al, eve git. Dayı, ben de şimdi... Dediğimi yap. En iyilerini al, eve git. Etrafta kuş uçmayacak. Yetişemez. Seninki bir aşk geleceğiydi. Ama kanadını kırdı.
artık zor uçar. Oğuz. Zeynep ne oldu? Ne yapıyorsun sen burada? Oğuz. Oğuz çok korkuyorum kızım. Bana ayıracaklar beni. Bir sakin ol bakayım sen. Sakin ol tamam mı? Kim ayıracak anlat bakayım bana. Çetin Celin'i benden almakla tehdit etti. Kızını bir daha göremezsin dedi bana. Bir anda gözüm döndü. Ne yaptığımı hatırlamıyorum. Çetin'e bir şey mi yaptın? Oğuz ben Çetin'i yaraladım. Durumu ağır. Belki de öldü. Belki de herkes beni arıyor. Seni kimseye vermem. Kızından da ayırmam tamam mı? Buna izin vermeyeceğim merak etme. Oğuz ben böyle bir şeyi nasıl yaptım? Nefret ediyorum kendimden. Tamam önce şimdi şuradan bir çıkalım. Güvende olacağınız bir yere götüreyim sizi. Sonra ben durumun ne olduğunu anlarım. Hadi. Bunca zaman Çetin'e Ceren için tahammül ettim. Kızımızı dünyaya getirebilmek için. Oğuz Ceren senin kızın. Ceren benim kızım. Bunca yıl niye benden bunu sakladın? Seni Irak'a göreve gittiğinde ben hamileydim. Ölüm haberin geldiğinde önümde iki seçenek vardı. Ya çocuğu aldıracaktım. Ya da dünyaya getirebilmek için Çetin'le evlenecektim. Thank you.
Beyler, özellikle bugün çok dikkatli olmanız lazım. Siz ikiniz kapıya doğru yönlenin, gözünüzü dört açın. Siz ikiniz de aşağı doğru yönlenin, özellikle ön tarafta kalın. Tamam. Sen de bu bölgeyi tutarsın. Şimdi arka tarafa doğru git, tamam? Yine mi kriz Serdar? Rutin güvenlik önlemlerimiz. Serdar, sen benim kim olduğumu unutuyorsun galiba. Ben Yavuz'un karısıyım. Rutin güvenlik önlemleriyle özel tim arasındaki farkı anlayabiliyorum. Dayı gelince kendisi açıklama yapar size. Ben senden açıklama bekliyorum. Sedef Hanım bakın, benim açıklama yapmam uygun değil. O zaman burada da durmana gerek yok. Ya adam gibi ne olduğunu anlatırsın ya da adamlarını toplayıp evimi terk edersin. İbrahim geri dönmüş. Anlamadım. Yavuz nerede peki? Dayı İbrahim arıyor şu an. Biliyor musun, ben seni televizyonda gördüm. Öyle mi? Nasıl gördün? Sen kaçıyor musun? Onlar seni arıyormuş. Peki sen beni saklar mısın? Saklarım ama bir anneme sormam gerek. Ama ben sana sordum. Biliyor musun? Evde hiç çikolata yok. Eğer sen getirirsen ben seni saklarım. Söz. Söz mü? Söz. Her gün bir tane çikolata alacağım sana. Eğer yakalanırsan bile bana o çikolatayı yollar mısın? Bingöl'de, Diyarbakır'da yaptırdığım eylemler umduğumdan fazla ses getirdi. Ama Türk halkı savaştan o kadar bıkmış ki iki tarafta çözüm sürecine bir zarar gelmesin diye yutkunuyorlar. Bu denkleme işi bozar. Orta üst sınıfın hala en büyük yapısı radikal İslam. Siyasi iktidarı bu konuda önlem almadığı için öfkeliler. Yavuz'la anlaşmayı denedik ama o Gürkan'ı seçti. Gürkan da önemli bir güç kazandı. Kurmuş olduğu illegal yapıyı deşifre ettik ama Oğuz ve Tekin Gürkan'ı indirmemizi engelliyor. Bana müsaade. Gitmem lazım, işim var. Yavuz'un ciğerini söktüm. Sırada kalbi var. Biz burada Orta Doğu'yu şekillendirmekten söz ediyoruz. Sen daha çok Yavuz'la ilgileniyorsun. Bu harita kanla çizilecek ya. Sizin haritanıza kan getireceğim. Bu harita önce Yavuz'un sonra Gürkan'ın kanıyla çizilecek. Dayıcım, anladım. Serdar biraz abartmış. Ben konuşurum. Yok Abbas, yok. Ben Sedef'i kaybedersem kendimi kaybederim. Bırak abartsın. Hasta mısın sen, aslan parçası? Bir şeyim yok dayı. Sen niye terledin? Biraz ateşim var dayı. Mühim değil. Sen gel benimle. Gel benimle, gel.
Yavuzcuğum hoş geldin. Canım eline ne oldu? Geç otur öyle geç. Otur. Neye baktın canım? Yardımcı olayım. Yavuzcuğum ne oluyor? Bizim aslan parçası. Üşütmüş biraz. Ben de onun nane limon hazırlıyorum. Sende de böyle soğuk algınlığı ile ilgili bir ilaç varsa aslan parçasına ver. Yenge. Abbas ne oluyor? Yengeciğim yani her zamanki... Rutinde mi kızarım Abbas? Yavuz'un eline ne oldu? Ben meyve soyuyordum yenge. Tamam tamam anladım. Sen git dayının odasından bir getir. Para? Ağrı kesici Abbas. Ha. Eyvallah yenge. Abbas, hiç güven terkin etmiyorsun Abbas. Bunu hiç. Sonra Abbas abine söyle, senin yerine başkasını kaydırsın. Dayı, iyiyim lan. Ben ne diyorsam o. Sen bana sağlam lazımsın, aslan parçası. Hadi bakalım. Sen de içeceksin mi? Yavuzcuğum, neler oluyor anlatacak mısın? İbrahim. Biliyorum, duydum. Duygu'yu... Ne oldu Duygu'ya? Bir şey mi yaptılar? Fındığımı benden aldılar seni. Eğer aynı şey benim de başıma gelirse... Sakın suçluluk duyma. Seninle yaşadığım bir gün için bile ölmeye değer. Duygu burada olsaydı... ...o da suçluluk duymanı istemezdi. Duygu eğer yaşasaydı... ...benim yüzüme bir daha bakmayacaktı. Çocuğumun annesi... ...fındığım... ...zehrim... Sevdiğim bütün kadınlar acı çekti. Zerine ne oldu? Aslılar onu Selim. Onu astılar. Kaç gün ortalık biraz karışık, işe gitmesen. Oldu abi. Millet de senin için evliliğini ertelesin. Ya benim anlamadığım bir şey var. Niye evleniyorlar ki zaten? Abicim herkes senin kadar taş kalpli değil. İnsanlar aşık falan oluyorlar. Bir ömür paylaşmak istiyorlar. Çocuk falan istiyorlar abi. Biz de vatanı seviyoruz kızım. Hem de vatanı sevmek için öyle saçma sapan şeylere ihtiyaç yok. Gelinliğe ihtiyaç yok. Damatlığa ihtiyaç yok. Hele o saçma sapan düğün salonlarına hiç ihtiyaç yok. Abi sen istersen biraz Oğuz'dan örnek al. Bak bütün kadınlar etrafında pervane. Ya bırak ya. Lan hepsi poz lan onların. Böyle hareketler. Biz de poz kessek bize de pervane olurlar. Biz işimizi gizli yapıyoruz. Şu gördüğün semt var ya. O semtin yarısı abine hasta. Biz de az kalbi kötürüm bırakmadık. Bak. Biri daha geldi. Sorarsa kaptan başka limanda dersin.
Nasılsın Fatoş? İyiyim. Hoş geldiniz. Buyurun. Biz abimle sizden bahsediyorduk. Hoş geldiniz ya. Ne haber fıstık? Seni de arıyorlar. Sen de kaçaksın. Ama ben Oğuz abime söz verdim. Siz diğerinizi söylemeyeceğim. Süpersin. Hadi geç bakalım içeri geç. Yavaş yavaş yavaş. Sen bu çocuğa çok mu televizyon izletiyorsun ya? Ne oldu ya? Hayatımın en önemli istihbaratını aldım az önce. Ha, Kazım'la mı gidelim? Kızımla ilgili. Yok artık. Ceren. Bak sen bile anladın, ben anlayamamışım. Birader hiçbir şey yemiyorsun ki. B12 şart. Yalnız güzel çocuk ha. Allah'tan sana çekmemiş, annesine çekmiş. Evet. Amca mı oldum la ben şimdi? Yani olduğun gibi. Abi hayırdır ne oluyor? Ben sana evlilik müessesesini bu kadar gözünde büyütme demedim mi lan? Ha? Hadi gene öğrendim benden bir şeyler hadi. Sana hediye getirdim İbrahim. Vay. Sağ ol da sen beleşine hediye getirmezsin. Ne istiyorsun? Dostunu ne isteyeceğim? Hmm. Ne yaptın? Patlattın mı fişeklerini? Oğuz ve Tekin. Bunlar hakkında bir şey biliyor musun? Onlar mı çaldılar oyuncaklarını? Gürkan iyi adamlar seçmiş. Dünkü tıfıllar be. Niyetin ne İbrahim? Yavuz. Benim Yavuz'dan başka niyetim yok. General seni hapisten Yavuz'la uğraş diye çıkartmaz. Ne istiyorlar seni? Amerikalılarla ittifak kuran sensin. Bana mı soruyorsun? Biz bir meselede ittifak yapıyorsak 5 meselede çatışıyoruz. Onların ne düşündüğünü bilmek istiyorum. Senden farklı bir şey istemiyorlar. Türkiye'yi biraz karıştır. Gürkanları al. Oğuz'la Tekin'i temizle. Kazım. Sen hiç Rusların eline esir düştün mü Kazım? Yok. Amerikalıların Irak'taki o işkence mapushaneleri var ya. Orada kendini evinde zannedebilirsin. Ben bu zehre, bu illete nereden bulaştım biliyor musun Kazım? Sibirya'da çektiğim işkencelere katlanabilmek için. Bu da Yavuz Aslan'ın bana son kazığıdır. Kafayı Yavuz'a bu kadar takmış olman beni hiç şaşırtmıyor. Ama ona öyle acılar çektireceğim ki. Bu zehre o da alışacak. Zerre kadar zehir için gelip bana yalvaracak. Bak gör. Bak gör.
Dayıcım, adamların kolunda gördüğümüz dövmeleri araştırdım. Rusya'daki cezaevindeki mahkumların kolundaki dövmelerle aynı. Aynı dövme İbrahim'de de var. Çeçenistan'da Rusya'nın eline düşen görev grubu üyelerimiz. Bu plazadaki 4 tane adam da Rusya'da cezaevinde yıllarca İbrahim'le beraber işkence gördüler. 3 tane daha adam vardı. Bunların ikisi cezaevinde öldü ya da öldürüldü. Kurtulan biri daha var. Bu adam mı? ...167-33. Çeçenistan'da İbrahim'in sağ koluydu. Muhtemelen hala öyle. Tamam. Ben bir araştırayım dayıcım. Ondan bir şey çıkmaz aslan parçası. İbrahim o kadar aptal bir adam değil. Onun burada işlerini gören, ona yer temin eden... ...kasası görevini gören biri daha olmalı. Özellikle uyuşturucu işine bulaşmış biri. Neden uyuşturucu? İbrahim uyuşturucuyu sever. Hem içer hem ticaretini yapar. O dönem aynı cezaevinde kalmış olan ne kadar Türk Çeçen varsa bir araştır bakalım. Özellikle de uyuşturucu işine bulaşmış olanları. Tamam dayıcım. Bakalım annenin yanına. Hoppala. Gürkan'ın ne işi var burada? Anlarız şimdi. Hayırdır müsteşar bey? Haberler pek iyi değil. Oğuz'la görüşmem lazım. Oğuz. Gel baş başa konuşalım. Konuşalım. Peki ne oluyor? Benimle mi ilgili? Öğreneceğiz yani, öğreneceğiz. Oğuz. Başın sağ olsun. Duygu. Duygu ne? Maalesef. Duygu'yu kaybettik. Nasıl oldu? Diyarbakır'da mı oldu? Hayır. Diyarbakır'a hiç gidememiş. Yavuz'un düşmanı. Salim abi ne oluyor? Savcı Duygu'yu öldürmüşler. Ne? Duygu'yu? Kim öldürmüş? Kim yaptı? İbrahim. Yavuz'un en büyük düşmanı. Yavuz bize yakınlaştığı için kalemini kırmışlar. Gidiyorsun. Yavuz Aslan'ın yanında. Dikkatli ol.
Yavuz'dan haber var mı? Ne kadar adam varsa doldurmuş evine. Korkudan burnunu dışarı çıkartabilir. Yavuz tırsmaz. Karısını sağlama alıyor ki bizim peşimize düşsün. Aslında Yavuz'a kıyak yapıyorum, farkında mısın? Yıllardır aynı kadınlardan sıkılmıştır. Yenileri gelsin diye önünü açıyorum. Alexi, Brigaletti Saka. Naya Saka Prajeli Lojit. Budet Silipay. Beni o cezaevindeki gardiyanlar bile kör edemedi. Sen merak etme, bana bir şey olmaz. Sızlıyor mu? Çabuk. Yavuz, beni gönderiyor musun? Abbas uçağını ayarladı. Yarın özel bir jetle Avrupa'ya uçuyorsun. Burada bu kadar güvenlik önlemi alındı. Gitmesem de olur. Sedef, Avrupa'da olursan eğer benim kafam rahat edecek. Ama ben burada kalıp, yani iki günde bir de olsa bir 5 dakika senin yüzünü görmek istiyorum. Bu konu tartışmaya açık bir konu değilse de. Yavuz, niye acını benimle paylaşmıyorsun? Neden hep zor gününde beni bir yerlere yolluyorsun, kendinden uzaklaştırıyorsun? Dayı rahatsız ediyorum. Oğuz'la Tekin geldiler. Gelsinler. Eğer izin verirseniz bu süreçte yanınızda olmak isteriz. Sağ ol komutan. Ama bu artık benim şahsi meselem. Duygu benim de yakınımda. Ben de tanışalı çok olmamıştı Duygu'yla ama sağlam kızdı. Buraya iyi niyetle geldiğinizi biliyorum. Benim acımı paylaşmak, benimle beraber intikam almak istediğinizi biliyorum. Ama ben size güvenmiyorum gençler. Siz daha çok toysunuz. Ben sabırlı bir insanım. Normal şartlarda ben sabrederim
Çünkü vatanseversiniz, çünkü delikanlı çocuklarsınız ama... Ama benim artık sabrım taştı. Sizinle fikir ayrılıklarımız oldu. Geri geldi, karşı karşıya geldik. Ama biz size inanmadığımız ve düşünmediğimiz bir şeyi söylemedik. Bu sefer durum çok farklı. Eğer o İbrahim psikopatını bulacaksak... ben dayının yeğeni olmaya hazırım. Bizi ancak yan yana duygu getirebilirdi. Keşke bunun için ölmek zorunda kalmasaydı. Serdar. Bir delilik yapmayı düşünmüyorsun değil mi oğlum? Boş boş konuşma Abbas ya. Gel şuna bak. Bizi İbrahim'e ulaştıracak adamı buldum. Alexey Jirakov. Aynen. İbrahim'le aynı dönemde aynı hapishanede yatmış. Onlardan bir süre önce çıkıp Türkiye'ye yerleşmiş. Bunlarla bağlantılı oldu o ne malum? E oturma izni almış. Uyuşturucu sabıkalı Rus. Ha. Evet. Olabilir. Yani bu İbrahim'in bağlantıları yapmış diyorsun. Yalnız şöyle bir şey var. Oturma izindeki adres sahte. Tamam. Bundan sonrasını ben hallederim. Abbas. Bundan sonrasını ben hallederim derken... dayı beni buradan mı bırakacak? Oğlum. Sen yengenin yanında durmazsan... dayının içi rahat etmez biliyorsun. Abbas. Siz Oğuz'la işbirliği mi yapıyorsunuz? Sen dayıyı mı sorguluyorsun? Duygu'nun intikamını almak benim hakkım, Oğuz'un değil. Eğer dayı bunun ayrımını yapamıyorsa, evet sorguluyorum. Serdar, oğlum saçma sapan konuşma lan. Eğer sen bu adamların başında durmazsan dayının gözü arkada kalmadan nasıl İbrahim'in peşinden gidecek? He? Peki. Yalnız dayıya söyle, İbrahim bulana kadar gerekirse bir sene buradan kapı dışarı çıkmam. Ama İbrahim ölürken orada olacağım. Of be Serdar. Of be oğlum. Of be oğlum be. Of be. O dönem Çeçenistan-Rusya ilişkileri çok gergindi. Biz de Bosna'da yaşananlar Kafkaslar'da yaşanmasın diye... o yerel grupların yanında görev almak üzere... biz de bir takım görev grupları oluşturduk. Oradaki en tehlikeli, en pis, en önemli işleri de bu İbrahim'in grubu üstlendi. Sonra o dönemin siyasi iktidarı Ruslarla anlaşmak zorunda kaldı. İbrahim ve ekibi Rusların kucağına düştü. İşte sen Irak'ta yıllarca cezaevinde kaldın. İbrahim de Rusya'da 8 yıl cezaevinde kaldı. Aşağı yukarı ne yaşadığını sen daha iyi bilirsin. İyi de sonuçta devlet politikası. Bizim yaptığımız iş sonuçta normal memuriyet gibi değil. Başımıza her şey gelebilir. İbrahim neden sizi suçladı ki? Bulunca kendisine soracağız. Tamam Çopar, tamam. Dayıcığım. Bu malum şahıs Alexey Jirakov mu, Mirakov mu işte onun ismine ulaşmış. İbrahim büyük bir ihtimalle onun mekanında. Ben komutanla yüzbaşıyı geçireyim. Hiç kimse bir yere gitmiyor Abbas. Hep beraber gideceğiz. Mekan nerede? Kurtköy'de bir at çiftliğinde. İbrahim Bey'le ne zaman tanışacağız Alexi? Emin ol, tanışmaman senin için daha iyi. Olmuyor Alexi. Artık mekanına geldik. Lütfetsin bir şeyler içelim. Anlaşmamızı kutlayalım. Meşgul ya meşgul. Şimdi seninle uğraşamam. Yalnız gençler bir konuda anlaşalım. İbrahim'i sağ istiyorum. Komutan,
Sen Abbas'la beraber bu taraftan git. Ben de komiserle şu tarafa. Yavuz Bey, bir iki adım geriden mi gelseniz? Niye, sen bana ihtiyar mı diyorsun? Komiser Shakespeare. Yok estağfurullah, insan hissettiği yaştadır da vücudunuzun bundan haberi olmayabilir. Sen sakın bunu Abbas'ın yanında söyleme. Nerede? Gel göstereyim sana. Sırada karım varmış. Öyle dedi. İçeri çabuk. Ne oluyor? Gaz atıyorlar. Yavuz'a haber verdin mi? Benimle gelin. Çabuk. Hemen döneceğim. Hayır, beni yalnız bırakma. Burada güvendesin. Yavuz, Yavuz'a haber verin. Thank you.
Her zaman olduğu gibi evini ihmal ediyorsun Yavuz. İyi düşün İbrahim. Düşünemiyorum. O silah senin elinde oldukça düşünemiyorum. Beynime kan gitmiyor. Düşündüm. Neye karar verdiğimi merak ediyor musun? Benim senin o saçma sapan oyunlarını oynayacak sabrım yok. Pekala. Madem istemiyorsun, o zaman oynamayalım. Tamam İbrahim, tamam. Tamam. Bak bu yanımda duran adam var ya. Benimle birlikte Çeçenistan'a operasyona gönderdiğin adam. Ruslarla anlaşıp sattığın adam. O adama iyi bak. Adamın adını hatırlıyor musun? Bu adamla beraber benim yanımda 5 tane daha adam vardı. Bu adam onlardan yalnızca biri. Adamının adını hatırlıyor musun? Ne istiyorsun İbrahim? Ne istiyorsun? Sık kafama bitiriş. Ölüme yolladığın adamın adını hatırla bari. Karının canını bağışlayayım. Hatırlamıyorsun. Neden? Çünkü bu adam senin için operasyon kağıdının üzerindeki bir rakamdı yalnız. Ben seni kardeşim gibi sevdim İbrahim. Yok yok. Yukarıda Allah var. Sen beni kardeşinden daha çok sevdin. Kardeşini öldürdün. Beni Sibirya'da cezaevinde çürümeye terk ettin. Bu devlet için hepimiz bir bedel ödedik. Bu işe başladığımız zaman da bedel ödeyeceğimizi biliyorduk. Biz bu devlet için bedel ödemedik. Senin kibrin için bedel ödedik. Senin forsun düşmesin diye bedel ödedik. Senin gücüne helal gelmesin diye bedel ödedik. Ama şimdi sıra sende artık Yavuz Aslan. Daha sana böyle çok bedel ödeteceğim ben. Tamam Sedef. Sedef sakin. Sakin Sedef. Seni kurtaracağım, sakin. Sen kendini böyle mi kandırıyorsun İbrahim? Ben sana pis işlere bulaşma dedim. Ama sen uyuşturucu işine girdin. Para hırsın yüzünden. Devlet de senin üstünü çizdi. Ben seni Rusya'da kurtarmak istedim. Ama izin vermediler. Kurtaramadın. Sen. Yavuz Aslan. İstedin ama kurtaramadın. Onca yıl. İyi. Güzel. Öbür tarafta karına da böyle söylersin. Çok istedim ama kurtaramadım canım dersin. Tekin!